Başka milletler mesela ay orflar plan da deden orf ay olur plan da dedendir yönü Türk bunu işte ay onunla iş kaydı protayım deniyel bu düşün cevabinde. Biz ne için korkok? Erkek adam ve ayar maskalan aratma duygu düşünce tapaotlar neye hil bol bile neye tapaotlar bol ya? Ayarlar bir iş eden makalı 10-15 tane daha düşünüp biliyor. Ehlisi yani bol yan zatla ehlisi beyin sistemimizin 0-3 yaş aralığında geçiyor. Korkmasa hormon koyunok deyip öğret yani aslında. Salam mehruvan doğunlar, ağalar, indiler, uyalar. Sayın TV kanalımızın sorulacağı sayfasına ehliğinizi hoş gördüm. Bu ödeki sanımızda biz adam psikolojisini el alırız. Esasen Türkmenistan'da yaşayan Türkmen rayetlerinin ya da beylik rayetlerimizin psikolojisini el alırız. Bu ödeki sayfamızın mihmanı psikolog Dildar Ernazarova. Dildar, gepeşimize hoş geldiniz. Hoş gördük. Psik ya da psikoloji dilinde adamların gözünü değerler geliyor. Ona sonra o şeyle. Psikologlara dine değerler gidiyor mu? Bu bir gıdıklı soru. Ama ilk bilen psik, yani psikologiyada biraz üstünde durup geçelim. Psikoloji ne mi? Psikoloji bu aslında Grek dilinden Türkmen diline tercüme edilen de kıskaca aydılan da psiko, ruh, logiyada da düşünce ve ılım manasını verip bu ılımın özü de adamların ruhu ve akıl taydın zihinde işleyiş kanunlarını öğreten bir ılım bol ele alınıyor. Psikoloji adamları beceriye etmek usulları boyup iki topara bölünüyor. Birincisi lokmançılıkta kullanılan psikoloji ve gündelik durumçılıkta kullanılan psikoloji bolup duruyor. Lokmançılıktaki psikolojide asıl hünermenler psikiyatrlar ve psikoterapistler oluyor. Bu hünermenler aslında özlerinin nesarlarını medikamentler bilen ya da dermanlar bilen beceriye etiyorlar. Bunlara kim yüz tutuyor? Aslında hakikatten de beyninde zeper bulanlar, şizofreniye hastalıkları bulanlar, yani biyopalar, beyninde biyopalar bozuklukları bulan adamlar yüz tutuyor ve dermanlar bilen beceriye alıyorlar. Psikologlara olsa kimler yüz tutuyor? Psikologlar kimlerle işleşiyor? Psikologlar aslında adamların gündelik durmuşundaki meselelerle işleşiyor. Bu meseleler ne mi? Adamların karakterleri, duyguları, düşünceleri, edim kılımları, atmaşıkları yağlı meselelerle işler. Psikologu hükman deliler deldi, hem hükmem yüz tutup biliyor. Sebebi ne için? Sebebi taş teorisindeki bolup geçen vakaları anlattık ve huşlu bir şekilde atladıp bilmeleri için, geçirip bilmeleri için psikologlara yüz tutuluyor. Şu sebeple de özel devletlerin köp yerlerinde, köp devletlerde, köp edarlarda psikologlar katı mühim rol oynaya ve bolsa da okullarda, ehli kampanyalarda, organizasyalarda özlerine mahsus olan psikologları, yani psikolog konsultantları vardır. Yani duygu düşünce dediniz. İlk bilen ikinci sorumuzun birinci bölümü duygu düşünce ne mi? İkinci denen erkek adam ve ayal maşkalı arasındaki duygu düşünce tapaldı ne mi? Bu da gıdıklı bir soru. Duygu düşünce, ilk bilen düşünceni alayım. Düşünce bu bizim beyin sistemimizde bulup geçen bu proses olup biz bunu etken işlerimizin ve hareketlerimizin zihnimizdeki dizayn etme faktörü de deyip biliriz. Bizim düşüncelerimizde asıl fikirlerimiz, niyetlerimiz, hıyal etmelerimiz, göz önüne getirmelerimiz yağlı dağıtları giyirip adam günün doğamında 6000'den kovrak düşünce aklından geçiyor. Ve bu düşünceler aklından geçen makale beynimizde belli bir işlevler bulup geçiyor. Onların birincisi selcermek, derinlemek ve deneştirmek ve netice almak yağlı işlevler bulup geçip bu işlevlerden sonra adam hareket ediyor ve özünün kararlarını alıyor. Bu şekilde düşünce bizim beyin sistemimizde bulup geçen bir halattır, yani prosestir. Duygularımız olsa bu beyle değil, duygularımız bizim ruhu halimiz ile bağlantılı olup, adamın iç ve dış dünyasının tesirleşmesi neticesinde emele gelen emosyonal bir haldır. Duygular aslında, ehli duygular adamın tabiatında var. Ama biz dünya gelen günümüzden başlayıp o duygular şekil anmağına başlaya. Şekil de neyme göre alya, daş dövründeki bolup geçen vakaları duygu imitlenmeleri neticesinde duygularımız şekil alya. Yani az ya da köp,
ya da hiç yok ya da ortalarda bir zatlar bulup bu şekiller bile adam yaşayışını devam ediyor. Duygularımız imitlenen mahalle belli bir yaş tapkırlarda esası duygu emele gelme yaş tapkırları oluyor. Mesela 0-3 yaşında çağda aslında sövgü, korku, hoşgörlük ve lezzet alma duyguları emele gelip bu duygularda eğer kemçilik yaşalan olsa çağda gelecekte kemçilikler yaşalıyor. Yani adamda yaşayışının durmuşunda kemçilikler biraz bulup bilir. Eğer biz duygularımızda kemçilikler yani meseleler yaşan olsak biz o duyurulmadık duyguların övezini belli bir yere geldikten sonra, belli bir yaşa geldikten sonra daş tövürükten gözler uğrayar. Yani erkeklere ayarlarda, ayarlarda kızlarda oluyor köpülünç ya da dost yarlarında. Yine de bundan başka da köp kişi de maddelerde gözler uğrayarlar. Bu maddelerde nişekeşlik, arak, çirim yağlı maddeler olup o maddeler adamın beynisine belli bir derecede rahatlık veriyor. Şunun için de bunlar sövgü duygusu ile biraz dengeçer oldukları için o maddelere bağlanıp kalıyorlar. Şöyle deyip bilirsin mi? Şöyle deyip bilirsin mi? Mesela adam bağıtlı olan vakti onun beyninin dopamin hormonu bölüp çıkıyor. Edil neşe çekende de dopamin hormonu bölüp çıkıyor. Onun şol duyguyunu kişilikte ka ya da kişi yaşta ka alıp bilmeyen sebepli ulu yaşta yankıyalık neşeden zaten şu dopamin hormonu alıp şu bağıtlılık duygusunu yaşaması diye şeyle diysek oluyor mu? Ha o şeyle dedi deyip bilir. Sebebi yankı duyguların övezini bir yerden gözle ya adam. O öyle de deyip bilir aslında. Bizim yetiştirme şeklimiz, duyguları imitlenme şeklimiz, maşgala katlaşıkları, daş dövürümüzdeki medeniyet katlaşıkları bizim duygudur düşüncelerimize katı mühim rol oynayan. Doğru. Onun yani forum ikinci bölümüne gelemezde yani dediğiniz düşünce ve duyguyu aslında katı olarak düşündürdünüz. İni daşkı seriyeden katı olarak teafir var dedik. İni bizim yaşayan yerimiz, yetişme şeklimiz, belli derecede ılım alma şeklinde hem de daşkı sıraya da aslında bizim duygu düşüneceğimizde teatir ediyor ve aslında bu karakter emele getiriyor, karakter emele getiriyor. İnni bizim erkek ve ayal adamların arasında yankı ikinci sorumuza gelsek erkek adam ve ayal maşkaların arasında duygu düşünce tapahutları neye hil bulup biliyor, neye mi tapahutları buluyor? Ayarlarla erkeklerin arasındaki tapavut şeyler oluyor. Birinci de tabiatımızdaki tapavutluk. Onu birincilikle bilmemiz gerek oluyor. İkincisi de erkekler özlerinin düşünceleri yani logikası yani analitik hesapları üzerine kararlar alıyorlar. Ayarlar olsa duyguları bilen köprünç hareket ediyorlar. Şol sebeple de ikisinin arasındaki tapavut biraz duygu ve düşünce arasında biraz tapavut oluyor. Mesela şu tayda görküdesim geliyor. Ayarlarla erkeklerin arasındaki beyinde işleyiş prosesleri olarak bulup erkekler ve ayarlarda sağ ve çep beyinlerin arasında nerv yani düşünce katlaşıklarında nerv sistemalarında işlevlerinde biraz tapavutluklar var. Mesela erkekler çep beyinleri aktif işler yan kaydışımız yani çep beyinlerimiz asıl logiki ve analitik düşüncelere haz önde oluyor. Ayarların da sağ beyinleri önde işler. Bu da sözleyiş ve duygularımızı işlemesine haz önem veriyor. Hakikaten ama onu hakikaten ayal maşkala köp geple ya değil ya da haz duygu taraftan haz doğal oluyor. Dilenin onu bu bizim birazcık gönümül yaratılışımızda şeylere kâsetti değilse kâf doğru oluyor da ona şeyle değil mi? Doğru yaratılışımızda var. Misal için aydanımızda erkeklerin düşüncesi şeyle logikası yani çep beyin taraftan şeyle nerv sistemalar şeyle işler sonra sağ tarafa geçiyor. Şunun için bir ünüs merkezlerinde bir gelen vaktinde ünüsler dinle şol bir işe işleye. Ayarlarda o da şeyle sağ ve çep beyin arasında gidip geliyor.
Ve berde aydatım geliyor. Ayarlar bile erkekler burada bir iş eden mahalli yeterli. Erkekler gün şu işi ünüs veriyorlar. İş de mi? Netice ünfere. Gönü böyle netice. Gönü netice ünüs veriyorlar. İş de mi iş? Öy de mi öy? Maşin sürüyem, yolda mı yol? Gönü ünüsleri o işin üstünde oluyor. Ayarlar olsa bu beyle değil. Ayarlar bir iş eden mahalli 10-15 tane daha düşünüp biliyor. Mesela işleyen ayarlı olsun diyeli bir ker doktor olsun ya lukman olsun ya öy biket olsun tapa alıyor. Nahar bişiren mahalını alalı. Yoksa da bir iş eden mahalli şol bir tane öğünde hem öyü düşünürler, hem çağalarını düşünürler, hem edecek işlerini planlarlar, hem medadı bir vaktin özünde düşünüp bildikleri için ayarlarla erkeklerin arasında ünüs vermelerinde biraz dikkatlarında biraz tapavut olup biliyor. Ama intelekt olarak ikisinin arasında hiç bir tapavut yok. Sebep gözlemlerin neticesi bunu gork ediyor. Hatta IQ ölçemelerinde, testlerinde ayarların IQ... Zihin testi oluyor da IQ hormon tomoşaçılar. Bu arada bu kıyfetse ne medelin? IQ zihin testi. Nehil zihin dediğini bilmek için bağlanan test. Devam edelim. IQ testlerinde olsa ayarların IQ'ların da hasta üstün olduğu görülüyor. Dine tapağıt olan yeri bire beyinlerinin ağrımında biraz tapağıt var. Ünüslerinde biraz tapağıt var. Başka hiç hili tapağıt yok. Bu da bizim tebiatımız ile bağlanışlı olup duruyor. Şol tebiatları değil ya, mesela ayarlar bir daha değil de mesela içme doğuyarlı, içme şeyler eksin ya, git yerle bir hilecek olayan ya değilse erkekler gönü nedir? Yani nereden biliyem? Belli dağıtlar deyip biliyem. Sebep aklında, aklına yatmaya olurum. O sebeple de yani biraz berde tapavutluklar bulup biliyem. Doğru. Onu katı oğu belli hep geçtiniz. Esas anam yankı ayal maşkalarıyla erkek adamın arasında tapavutu. Onu ayal maşkalı erkek adamın arada fikir edenle köplenç ruhsuz, düşüncesiz deniyal düşünce duruyor aslında. O erkek adamın öz karakteri şeyle. Erkek adamın duygu, düşünce şekli şeyle deyip biliyor. Eğer erkek adam ayal maşkalı deyip biliyor. Hem köpleyen, köpleme diyen fikirle oğlum on karakteri aslında. Ve birbirine belli derecede tamamlayarlar deyip biliyor sen şeyle değil mi? Ayarlar bir günün devamında 24 bin tane sözsüzler biliyor. Erkekler orası den yarısı. 12 bin tane sözler bilir. Bir yerden bilemeli. Şunun için şol sebeple de ayarlar köp streslerini gürlap çıkarıyandır. Gürlap nem etiyandır. Gürlap bir dağıtlar düşündürecek olayandır. Erkekler de olsa böyle de var yok şeylere korku gidiyor. Yanı dedik duygu, düşünce, erkek ayalı adamın arasındaki düşünce ve duygu tapağıtlarını belirleyip geçecek. Her milletin öz duygu, düşünce tapağıtı var. Mesela diğer Avrupa devletlerindeki adamların duygu düşüncesi bilen fikir ediş, analitik fikir etmesi bilen Asya topraklarında yaşayan, Merkez Asya'da yaşayan adamların arasında tapavut var. Ondan sonra o şeyle, Türkmen rayatlarındaki hafiyetler neyme, duygu düşünce tapavutu neyme, bizim ayratınlıklanmaz neyme, minuslanmaz neyme, plüslanmaz neyme. Şu arada aydık geçerseniz, adam psikolojisi bilen bağlı. Türkmenlerin asıl plus karakterlerinin, pozitif karakterlerinin biri karakter olup flagmatik adamlar gözünde tutuluyor. Flagmatik deyilip geçiliyor. Flagmatik de ne mi? Flagmatik de adamlar, flagmatik adamlar din ağramlı, duygularında boyun bulmayan ve akıllı payhaslı düşünüp bilen adamlara flagmatik adamlar deyiliyor. Aslında da bu bizim tarihimizde de var. Yani Türkmen halkı zahmet diyor. Edermen, mert, zihinli adamlar bulup gözünde tutuluyor. Ama şeylere kıyafeti var minus tarafları da yani eksantrik düşünceleri. Yani eksantrik demek değil mi? Daşka kurşağın düşüncelerine göre hareket ediyor. Aslında bu kovu da yön tarafları var. Ervet tarafı da bulup bile. Kovu tarafı bir daha da hakiki esası mühüm dağıtları maslahat edilende hat kovu netice kazanıp bile. Mesela Türkmenler'de vardır. 7 ölçek bir kez.
Yani maslahat edip alma karakterleri oluyor. Ama kemahallar bu bize negatiflik, yani yanlış biraz özümüze inanmın düşüklüğünü de veriyor. Bu ne hile veriyor? Bunda olsa biz cevapkârçılık daştaka adımlara veriyor. Yani özümüze cevapkârçılık almak istemiyor. Bu da hakikaten de bizi belli bir kompleksler yaratıyor içimizde. Yani o kompleksler neticesinde de biz özümüze olan inanımız olmaya ya da bir şeylere men edip bilmeyenle yoksa o toy şağalanı menden kuvvet ya men edecek del ya men çıkıp bilemok menki bolmaya koysana yani şeyle düşünceler bolya da özlerini iyice çekiyor. Bu birinci meselelerden oluptur ya. Yani özüne olan anamın pesliği. Birinci minusumuz. Bütün bizim Türkmenler aslında birazcık yankı daşkı süreden, daşkı kurşoğun tesiri neticesinde özümüze olan anamız pes. Birinci mesele. İkinci minus tarafımız. İkinci mesele de çağa yetiştirilmekte. Yani biraz o yerde biraz neme meseleleri yaşar ya. Yani çağa yetiştirilen mahalı duygular arasında karşılıklar yaşar ya. İmitlenme mahalında. Yani çağını korkmasa hormat koyunok deyip öğretiyorlar. Aslında hava. Aslında bu belli de. Çağ korkan yağdayında onda negatif duygu emele geliyor. Hormat koyan yağdayında, hakikaten de söyüp hormat koyan yağdayında ya polojitel düşünce, duygu düşünce emele geliyor. Ve bunun arasındaki tapavut köp oluyor. Çağını korkutup köp tatlar edecek oluyorlar. Yönü bu düğünden yanlış olup duruyor. Sebebi çağa eyyem gelecekte hiç hili cevap gerçeklik alıp bilmeye, özüne anlamı bulmaya, eğer zihinli bolsa bile o zihinli özünün potansiyelini çıkarıp bilmeye. Aslında ben şu yorda bir kıskaça burada aydasım böyle. Mesela köprünün şahdaydı. Ecelimizden, kakamızdan ya da tuğrumuzdaki adamlardan işleyen adamız. Ay biz moğolumuz şeyle vurduk ne medya da sıyla ya da kur bir köçüden geçmeye kork ya da. Bu aslında sıyla değil, bu korku. Bir köprünün şahdaydı ne mevilen sıyla o hormat filan korkunun arasında tapağıdı bilem de o. Kavatlaştır bilem de o. Sıyla o hormat başka da, korku başka da. Sıyla o hormat yan kaydışın değerli füyünü öz içinde hormatı, özüne olan anamı, özüne olan füyünü görküz ya ki korku aslında tersini, edil şu an tersini görküz ya. Onu bizim en esası yine de minus taraflanmadan biri şu muka diyen biz birazcık korkuzulup yetiştirileceğiz ve çağlamadan bir şeyle yetiştireceğiz. Hormat koyup özüne olan hormatı, öz düşüncesine hormatın yerine korkutup yetiştireceğiz. Ulunun sonu şeyle bir problemi oluyor. Adımların arasında sen onu korkutmasan, gözünün odunu almasan o senin depeğine çıkıyor. Yani ya düşün cevabı bizde. Şeyle gerek. Aslında bu katı yanlış bir hareket olup duruyor. Sebebi bu nesilden nesile eyyem geçecek. Çağa sebebi ne oluyor? Ece kakasından şeyle öğrendi. O da gelecekte özünün çağlarını şeyle etti. Çağanın adam hakikaten dünya gelenden sonra Ece kakasının katlaşığı, ona olan katlaşığı, öz içindeki olan, öz ara olan katlaşıkları katı mühim rol oynaya. Bolsa da Ece'nin hali, ruhu hali, düşünce hali ne hili olsa 3 yaşına çiçeli çağa edil şu şekilde kopyalaya özünü. Doğru. Ona şeyle diyebiliriz de eğer çağa, küçüka, öz duygusunu, yaşamalı duygusunu, mesela çağa oyun oynamalı küçüka. Çağ oyun oynamadık olsa beylekiler yani. Ya da en atasından ya da tuğruğun nakilerden sevgi almadık olsa sevgi diyen bir yerde go vermek manisinde. Mehir almadık olsa en atasından. Ya da yan kıyalak belli derecede etmeli vatını çağa etmeli adını etmedik olsa yetkince ka etmeli adıklar etmedik olsa şu duyguları yaşak görmedik olsa adam 50 yaşına da gelse 60 yaşına da gelse şu duyguları yaşası geliyor ve çağ hareketleri diye de bunu bizde de bizim aslında halkımızda da görmek böyle. Asıl adamın karakterini oturuyan doğru, asıl bazen alayan doğru hay, fundamenti alayan doğru hay yaş arası böyle. Mesela hanım çağlarda. 0-7 yaş aralıkları bulup 0-7 yaşındaki o yerdeki içinde çağının içinde koyulun duygu düşüncelere bağlı oluyor. 0-3 yaş önemli oluyor. Sebebi 0-3 yaşında çağının beynisinin sözsüz tarafı işliyor. Daş dövrümdeki bulup geçen zatların ehlisini beynisinin kuşsuz tarafına kopyalıyor.
Şunun için adam 0-3 yaşında çelleyi neyme bol değilse yadını düşürüp bilyen değildir. Yani 3 yaşlar tövörekleri yadına düşürüyen yönü 0-3 yaşından ön bulan dağıtları yadını düşürüp bilmeye. Ve o neticede de kâbir neyme duygular yerleştirilen olsa o yere gelecekte de o duygular etatında oluyor. Bizelim, biz bilemiz o. Bir daha da kaharımız gelsin deyip kaharımızı getirip bilmeye. Ya biz bir zat qov görel deyip qov görüp dur ben bilmeyen ya lezzet alalı bir zatdan şatlıqlı olalı deysek de özümüzü zor qıynap bilmeyen. Sebebi bizim beyin sistemamızın huşsuz tarafı önde işle, beyin sistemamızın huşsuz tarafına gittiyen malumatlar da atıl 0-3 yaş ağırlığında olup duruyor. Doğru, ondan sonra da gittiyor. Ondan sonraki bolyan dağıtlar, bolyan bakalar da gittiyor. Ama atıl bolyan ehli dağıtların yani taş dövründeki bolyan ehli dağıtların ehlisi yani bolyan dağıtların ehlisi beyin sistemamızın 0-3 yaş ağırlığında geçiyor. Bilirim şuna idatım geliyor. Bizim beyin sistemimizin huşsuz tarafı doğruyunu yanlışı bilmeye. Ne mi görse belli bir derecede onu kodlaya. Başka milletler mesela ay orflar planda deden orf ay olur planda dedendir. Yönü Türk bunu işte ay onu hiç kaydıp trotayım deneyel bir düşün cevabı bize. Biz ne için korkok? Başka çarak edip aysak bizim özümüzde olan inanmaz, özümüzde olan sevgimiz, özümüzde olan garayışımız ve özümüzde bulun korkuyu ne edip yenmeli? Atıl metele berdi, biz özümüz yok men yanlış yapıp bilecek değil, böyle edip bilecek değil deyip özümüzün konforunu, yani konforun zonamızdan çıkıp bilemedik. Yani amatlı zonamızdan çıkıp bilemedik. Korkularımız bizim komplekslarımızla bağlanışıklı oluyor. İkincisi de konfor zonamızdan çıkıp bilme mesele bilen bağlanışıklı oluyor. Sebebi bizim beynimiz hem işe özünün rahatlığını gözleyendir. Özünü garanti etmek isteyendir. Ve şunun neticesinde de koysana şu bolyalı diyen önkü yaşayışına devam edip gidip biliyor. Aslında olsa bu beyle değil. Aslında o zonadan çıkıp bildikleri takdirde hatta kuvvet dünyada köp dağıtların bulup geçenliğini göz önüne getirip biliyorlar. Ama bizim içimizdeki olan o yetersizlik ve korku düşünceleri neticesinde kendi çıkıp bilmeyen. Bu da ne hil oluyor? Özümüzün yan kaydışımız yani. Birinci dönem ne için yaşayanlığımızı bilmeli. İkinci dönem köp kitabı okumalı. Üçüncüden de eğer çağalar metelesinde bulduğumuz, çağalar yetiştirmesinde bulduğumuzda ece atalar ilk bilene özünü tanımalı oluyor. Tabi özünde bulun kemçilikleri bolsa çağada da oluyor. Üçüncüsü de cevapkârçılık alıp bilmeli. Hem özünün cevapkârçılığını ve karşıdaki adamların cevapkârçılık meselelerini alıp bilmeli oluyor. Eğer biz cevapkârçılık alıp bilmediğimiz takdirde hiç hile inanımız olmaya. Cevapkârçılık, haçan özümüzün cevapkârçılığımızı, etken işlerimizin cevapkârçılığını alıp bildiğimiz takdirde inanımız özünden yokurlanıp gitti. İni bir köplen çağdayda şunu görüyor ya, hakikaten imyan doğru belli yapmış. İsa cevap kerçilik meselesine. Bir köplen çağamın men kösönlüm yönü çağam kösönmesin deyip çağa cevap kerçilik vermeyen ya da onu iş uyurmanı belli bir iş edinmesinin önünü geçeceğiz. Ay ödüm ederim over kösönmesin diye de aslında bu yerde çağın ödünü tapmanı, öz duygusunu, öz kimliğini, öz şahsiyetini tapmanın önünü geçeceğim kalk diye. Ve esasında şu an için çağa cevapkârçılık duygusunu vermek en esas zatların biri olup duruyor. Yine bir zat var. Ben göz başımdan geçen vaka. Şeyle çağalar vardı. Ay bu hiç zat olmaz. Bu okumaya, bu şunu alıp olmaya diyen çağalar cevapkârçılık verip o cevapkârçılıklarının üstünlüklü geçenden son çağada şeyle var. Ödüne olan ınım duruyor ya. Tutup olan o zaman. Biz de yapmayı fikrimiz en ulu problemi şu duyguyunu şu burada başarma duygusunu yaşap bilemedik biz. Şunu yaşak görmedik. Şunu yaşak görmediğimiz için şunu neye ilgi attığını bilemedik. Ve korkacağız yan karşısına diyerek. Konfor zonamızdan çıkamadık. Korkacağız. Ve şu duygusunu yaşak görmediğimiz için ay bu olmayalım, bu edilmeyelim. Ya bizim edilmeyelim. Hem özümüz ayağımızdan çeker. Hem teorumuzu bu zatlar edip görün bir var olsa olmayanından çekmeye. Her şeyde var. Şeyle değil mi? Biz de umman şeyle yapıp her şeyde var. Çünkü esas zat
şol duyguyunu yaşamalı, şol bir başar, bir dat başar görmeli. Bir dat edik görmeli, şol edilyanı, bolyanını görse ana sonra öyünü olan inamam artar mı kadiyen. Şol sebeple de çağırlarınıza yanlışıp tecrübe edip görmesine ruhsat vermeli. Biz de yanlışıp biliyoruz, çağırlar da yanlışıp biliyor. Ve onlar tecrübe edip özlerine bulunan anlamları ve özlerine bulunan, özündeki bulunan potansiyelleri çıkarıp biliyorlar. Bu ehli adımlarda da geçiyor. Eğer biz yok, ben bunu edip bilecek değil, ben bunu yapıp bilecek değil diyen duygularımız var olsa, hemma adamda edip bilmeyecek zatı yok, şunu bilmeleri gerek oluyor. Adam ehli zat edip biliyor. Sebebi bizim beyin sistemimiz, biyolojik yapılışımız boyunca ehli zat edip bilme okuyumuz var. Tabii yönün, tabii taraftan okuyumuz var. Şunun için, şu sebeple de biz bir zat edip bilmeyiz, adam bunu edip, sen bunu edip bilmeyen, sen bunu koyup bilmeyen diyen düşünce kesinlikle yanlıştır. Edip bilmeyen diyen zat yok. Köplüğün çağdaydı bir de bir reaksiyon var. Tehdelik oluyor, gün ben şunu reddedeceğiz. Ay ayırsan ayman neyiz? Tehdeliklere karşı öğüdümüzü açman yol ne mi? Biz ne edip tehdeliklere karşı öğüdümüzü hıçuk edip ne edip biliriz? Şu an aslında öğüdümüzü olumlamız var diye. Haçan da biz belli bir dünyadaki bulup geçen zatlardan havarımız bulun takdirde bizde kızıklanma duygusu emele geliyor. Ve o kızıklanma duygusu bile biz ehli zatları gözle uğrayız ve o kav başlayız ya da bir yerlerden tapacak oluyoruz kâbir zatları. Özümüzün yanlış yapayan zatlarımıza ruhsat verip bilmeli. İkinci, özümüzü tanımalı, neyi isteyenliğimizi bilmeli. Özümüzde neyi karışacağız? Ben özümde neyime karışacağım şu an? Asıl maksadım neyime? Asıl benim enerjimin geliyen yeri neyime? Gittiğin yerim neyime? Hayvanları demir kafasalarda saklanılıyor ve 4 adım izi, 4 adım öne gitme şartları oluyor. Ve bu şartları ehli adamlar görüyor. Sonra experience edenler, gözlük edenler hani bunları belli bir bu kapasadan yani çıkarıp görmek isteyenler. Ve bugüne hem kim karışıyor. Ve o yankı kapasadaki yaşayan hayvanları bir tane bahçe ertiyeler, bağı ertiyeler ve onları koyu verip görmek isteyenler. Kapısını açıyor. Şol yerde doğruymaysam hayvanlar çıkmaya. Bir öne gidiyor, bir iyide gidiyor. Bir öne gidiyor, bir iyide gidiyor. Sebebi eyyem onun beynisinde şu kapasanın içinde bolmolu diyen proses programlaştırılıptır. Ve bu çıkmaktan korkuya çıkaysa aslında bütün dünyanı görecek. O yerdeki bahçanı görecek. O yerdeki ehli ovadan iyi nimetlenip bilecek zatlarını görecek. Ama yani hayvanlar çıkmaya, sonra da yani ılım adamları şeyle neticeye geliyor. Hakikatten de bizim korku dünyamız, beynimizdeki kişilikte alan o programlarımız bizi köplenç takdirde kıynansak da ösüşlerimizi, özümüzü öne ilerlememizde ruhsat vermeye. Şunun için de tecrübe edip görmeye, şu sebeple de tecrübeler katı mühim olup duruyor. Şey dediğim gibi burada atıyordum işte bu 4 maymun deyip bir hikaye var belki biliyorsunuzdur. 4 tane maymunu yine yan kayısını da alıp bir kapat atalıp koyuyorlar. Ondan yok olduğuna bir banan sallıyorlar. Her yerde maymunlar şu banan alacak olan üstünden su koyuyorlar. Her yerde bir bökke üstünden su koyuyorlar. Ay ondan belli uğrarsan maymunlar yağda ya. Ve banan alacak hiç bir banan alacak olan o. Son içinden bir maymun çıkarıyorlar. Şu dağıtlar bilmeyen teyze maymun talıyorlar. Maymun bahir yok olup yok demeyeni bananı alacak bol ya onun bunu yak ikalan 3 maymun uğraya. Biliyorlar yok olup alacak olsa yine su dökülecektir deyip fikir ediyorlar. Aslında su dökülen o yönü şeyle fikir ediyorlardı. Son yankı 3 maymunun önkü maymundan üçünden birini ayırıyorlar yere de. Son teyze birini talıyorlar. O yerde de yankini teyze giren maymunum son giren maymun uğraya. Ne yönü neymiş uğraya ne bilen o. Yani oraya, beylikler oraya menem vuracak diye de. Son, bu manşı içindeki maymundan hemmetini önkü su kuyularını bilen maymundan hemmetini çıkarıp teyze maymunları sallayalar. Hiçbir bilen o.
Dördüncü giren maymunu garanayan üç maymun, son giren üç maymun, su sepilleyen, bilmeyen maymunlar uruya. Yönü neyen için uruyanı bilen o. Aslında şu haka, kaynasak da bizde de, bizim Türkmen rayetlerinin arasında da köp oluyan zaten. Burada kadagan değil ya, neyen için kadagan? Sebebi belli değil, yok sebebi. Şunun alakada bizde köp oluyan, şunun için tezeliğe bir başlayacak olsa ya da bir burada edecek olsa yan kaçın diyelim yankı maymundan yukarı bök alacak olayan yukarı bök önünü yoksa alabilir ya su dökülün oğum yönü öğrenip dur der sonra şerpli refleks emele gelip duruyor yemiş otaydı. Dildar yer nazara ve köp sağ olsun adiyat beren mağlum olduğunuz için Dildar köp yılların yerde aşağı yurtta yaşapıyor. İlki Türkiye'de okudu son aspiranturan Rusya'da tamamladı şu an Angliya'da yaşapıyor ve doktoranturanın kandidatı deyip bilir. Okulunuzu köp üstünlük arzu ediyiz. Köp dilinizden ütüyemendir. O kevat kıyınçılık şekilde de dil meselesinde de özünüzü koyarak saklayıp sana Türkmen dilini unutmazsınız diye. Ve bizim bu kepleşimde katlaşanınız için size köp sağ olsun ediyiz. Öyle de köp sağ olun çağıranınız için sonsuz minnettarlığını bildiriyen. Eğer tomoşaçılarımızda, görüyenlerde bir özlerinde bir meseleleri ya belli bir soruları olan olsa bana ya da size ulaşıp bilirler, o sorularını verip bilirler. Ya Instagram sahibimizden ya da e-maillerimize e-mail atıp bilirler. Ha o böyle biz nesip olsa şu yerde aşağıda da biz öz Dildar Ernazarova mağlumatlarını verir. Psikoloji ile bağlanışıklı sorularınız olsa hani öz amaçlı yani arkayın Dildar Ernazarov ile havarlaşıp bilirsiniz. Hormatlı maşoçular, köp sağ olsun ayacağız. Bugünkü gepleşimizi şu yerde tamamlayacağız. İndik sanmıda görüşeceğiz. Sağ salamat kalın.